Falcine artık ya. Falcine. Ne konuştuk bu cinsiyetçi küfürle ilgili? Amana koyayım, cinsiyetçi mi oğlum? Oha abi de abi, herhalde yani. Niye? Biraz abi, şimdi seks yapmak. Seks yapmak. Karşılıklı yapılan, hani zevk alınan güzel bir şey değil mi? Hı. Seks. Evet, ama şimdi sen seksi böyle birine sinirlendiğinde onu cezalandırmak için kullanıyorsun. Yani seks böyle erkeğin elinde de hani böyle kötü bir şey mi yani seks? Ceza mı abi seks? Lan onu biz... Onu öyle, onu düşündüğüm öyle mi? O bizim ağzımızdan çıkıveriyor oğlum. Onu düşündüğümüz için mi söylüyoruz onu? Abi bak şimdi. Düşünceler cümlelere dönüşür. Tamam. Ama bazen de böyle duyduğun, kullanmaya alıştığın cümleler düşüncelerine dönüşür. Oğlum sen çok garip bir çocuksun ya. Seviyorum seni. Ama biraz şeysin yani. Kötü anlamda söylemiyorum yani. Biraz enteresansın yani. Düşüncelerim, duygularım mı dedin? Nasıl dedin? Aynen, aynen abi, aynen. Yani şimdi John Locke diyor ki, ana dilin düşünce şeklini belirler. Yani mesela böyle cümledeki öğelerin yerleri, yani kullandığın deyimler, cümlelerin kısalığı, uzunluğu, anladın mı? Yani insan dili çerçevesinde düşünür. Vay arkadaş. Ya.